İyi günler. Ayşelif YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok istek alan bir modelle sizlerleyim. Örümcekli, puf çiçekli, yuvarlak lif modelinin paylaşımını yapacağım. Bohçaların olmazsa olmaz bir modeli. Hadi iplerimizi alalım, örmeye başlayalım. Her renkle örebileceğiniz bir model. Fakat bu modeli ben beyaza daha çok yakıştırıyorum. İpimi aldım. 6 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ilk zincirin içinden ipimizi sabitliyoruz. Bir zincir çekip 3 defa sardığımız fıstık yapıyoruz. Aralarda 2 zincir. Yaparken örgümüzü böyle aralarına sıkıştırmayı unutmayalım. Üstünü örerken bize kolaylık sağlayacak. Bakın. Bunu sakın yapmayı unutmayın. Beşinci fıstığımı yaptım. İncilerle de çok daha gösterişli, şık olacak. İki zincir çekip, bakın ilk fıstığın tepesine sık iğne battım. Bir zincir. Şimdi tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar fıstığın üzerine bir fıstık. Hemen dibine battım. Bir fıstık daha. Sıranın sonuna kadar böyle ikili fıstık toplayacağım. İki zincir hemen üçüncü fıstığımızın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Bir fıstık yaptım tekrar. Dibine bir fıstık. Ve kapattım. Şimdi sıramızın sonuna kadar böyle örelim. Bir üst sırayı bir tekrar birlikte yapalım. Sıranın sonuna geldim. İlk fıstığın tepesine bakın. İpimi sabitledim. Bir zincir hemen ilk fıstığımızın tepesine bir fıstık yapıyorum. Bir fıstık daha. Şimdi dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birden topluyorum. Bakın altta bir fıstıktı. Bu sıramızın iki fıstık olması lazım. Artırma yapacağız. Hemen tepeye bir, dibine bir,
İkisini birden topladım. 2 zincir. 1 fıstık yaptım. Tepeye hemen aynı fıstığın içine ve karşıya 1 fıstık daha. Üçünü birden topladım. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bu sırada 2 fıstık olacak. İkisini birden toplayıp ipimi böyle sabitliyorum. Sıranın sonuna kadar örüp döneyim. Bu sıramın sonuna geldim. Tekrar ipimi ilk fıstığın tepesine sabitliyorum. 1 fıstık. Tekrar tepeye 1 fıstık. Hemen aynı fıstığın içine ve karşıya 1 fıstık. Üçünü birden bakın topladım. Böyle bir sıkıştırma yaptım. Tekrar tepeye aynı fıstığın içine. Karşıya. Üçünü birden topladım. Alt sıramız 2 idi. Bu sıramız 3 olacağı için bakın. İkili fıstık yaptım. Artırmamızı gerçekleştirdim. Modelimizi 9 sıra ördük. Şimdi son sırasını gidiyoruz birlikte. 2 zincir çekip ilk fıstığın tepesine ipimi sabitliyorum. 1 fıstık. Dört zincir çektim. Fıstığın tepesine 3 tane kirpik yapıyorum. Şimdi fazla büyük olmayan bir örümcek. Bir zincir, hemen bir örümcek daha. Çok uzun olmasın, kısa da olmasın, çok kısa da olmasın. Orta büyüklükte bir örümcek yapıyoruz. Hemen fıstığımı kapattım. Tekrar tepeye 4 zincir. Aynı yuvanın içine sık iğne olarak battım. Tekrar 4 zincir. Zincir çekelim bir tane. Şimdi fazla büyük olmayan bir örümcek yaptım. Tekrar bir sonraki fıstığın arasına battım. Bir örümcek. Hemen karşıdaki fıstığın arasına battım. Dört zincir. Fıstığın tepesine ipimi sabitledim. Bakın şuraya kadar gelelim böyle.
Oradaki geçişi birlikte yapalım. İlk dilimin sonuna geldim. Bakın bir örümcekle bitti. Şimdi bir örümcek yapıyorum tekrar. Hemen ilk fıstığın tepesine bir fıstık yapıp üzerine üçlü kirpik yapıyorum. Hemen bir zincir, bir örümcek, sonraki fıstığın arasına ipimi sabitledim. Bir zincir, bir örümcek, bir sonraki fıstığın içine bir fıstık daha yapıyorum. Dört zincir fıstığın tepesine tam üç tane dört zincir çektim. Üç kirpik yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar bir örümcek. Sonraki fıstığın içine attım. Bir zincir, bir örümcek. Bakın, bütün sırayı böyle örüp sonuna kadar gelelim. Örgümün sonuna geldim. Bir örümcek yaptım. İlk fıstığın tepesine ipimi sık iğne batıp sabitliyorum. Bir zincir. Burada artık ipimi kesiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Üç zincir çektim. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Toplamda 12 tane yuva oluşturuyoruz. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. 12 tane yuvayı oluşturalım. 12 tane yuvamı oluşturmuş oluyorum. Şimdi ilk zincirimizin tepesine batarak 12 yuva oldu. Şimdi 4 zincir çektim. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 ve 4. Beş zincir çekip hemen dibine indim. Bakın, beşinci fıstığımızı, puf çiçeğimizin beşinci yaprağına kadar örelim. Beşinci yaprağımı da yaptım çiçeğimin. Şimdi örgümüzü alıyorum. Bakın, şu orta noktanın fıstıkların bana göre sağ tarafındaki ikili örümceğin tam ortasından ipimi sabitledim. Tekrar buraya 5 zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Hemen fıstığımızın dibine ipimi
Sık iğne battım. Tekrar 4 zincir. Fıstığımı kapattım. Bu defa da bakın şuradaki ikili örümceğin içinden tığımı geçiriyorum, ilmeğimi geçiriyorum. Ve burada da böyle birleştirdim. 5 zincir ilk fıstığın dibine ipimi sabitledim. Hemen şu ilk trabzanımızın içine battım. Makasla kesiyorum. Şimdi ikinci puf çiçeğimizi birleştireceğiz. Dört tanesini yapalım. Birleştirmeyi birlikte devam edelim. Puf çiçeğimin 4 tanesini yaptım. Şimdi burada birleştirmeyi yapacağım. Bakın şuraya ilk birleştirmem burasına ilmeğimi içinden geçirdim. Sık iğne olarak battım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar 4 fıstığımızı yapalım. 2, 3 ve 4. İpim kalın olduğu için ben 4 defa sardım. Dilerseniz daha dolgun olmasını istiyorsanız 5 defa, 6 defa sarabilirsiniz. Fakat bu bonbon ipim çok kalın çıktı. Bu defa bakın hemen şuradaki bakın şuradaki örümceğin içinden ipimi sabitleyeceğim. Sıkı olmuş. Biraz zor geçiyor. Bakın. Dört zincir. Dört defa sarıyorum. Ve hepsini birden topladım. Hemen bir sonraki örümceğimizin içine ipimi, ilmeğimi sabitledim. Bakın şimdi bu bir püf noktası. Böyle yaparak hem burası kaba durmuyor hem de sağlamlaştırmış oluyorum. Şu arkadan da ilk trabzanımızın böyle içinden geçip ipimi sabitleştiriyorum. Kestim.
Tekrar bir puf çiçek yapalım. Dördüncü yaprağına kadar. Dördüncü yaprakta birleştirmeyi birlikte yapalım. Dördüncü yaprağımı yaptım. Şimdi buradaki puf çiçeğimin içinden ipimi geçirdim. Bakın, şimdi böyle bir sık iğne yaptım. 5 zincir çekip fıstığımızın dibine indim. Tekrar 4 zincir. Dört defa da sardım. Bir fıstık daha yapıyorum. Bakın bu defa tekrar şu orta noktamızı görüyorsunuz. Bakın orta nokta. Bu tarafındaki İkili örümceğimizin içinden ipimi geçiriyorum. Hemen aynı yere battım. Sık iğne olarak. Şimdi 5 zincir. Hemen dibine indim. Bir puf çiçeği, şuradaki sonuncu puf çiçeğimi yapıyorum. Fıstığımı bitirdim. Bu defa bu taraftaki ikili örümceğimin, ilk ikili örümceğimin ortasından ilmeğimi geçiriyorum. Bakın, gördünüz mü? Şimdi buraya tekrar battım. İkisini birden sık iğne çektim. Bir, iki, üç, dört ve beş. Hemen tekrar dibine ipimi sabitledim. Örgümüz daha sağlam olsun diye bakın. Hemen ilk trabzanımıza ilmeğimi sabitledim. Şimdi dördüncü puf çiçeğimizi yapalım. Dördüncü çiçeğine kadar. Bakın buraya bu fıstığın içinden ilmeğimi geçirdim. 5 zincir. Hemen dibine battım. 4 zincir çekip bir fıstık daha yapacağım. Fıstığımı yaptım. Hemen yanındaki örümceğin içinden ipimi geçireceğim. Tekrar fasın tepesine battım. 5 zincirle fıstığımızın dibine indim. Tekrar 4 zincir çekip fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım. Tekrar buradan ilmeğimi geçirdim. Hemen fıstığın tepesinden ilmek alıp sık iğne yaptım. 5 zincir. İpimi buraya sabitliyorum. Bir zincir çektim. Bakın videoyu biraz geriye alarak diğer birleştirmeleri de yapın. 4 tanesini yaptık. Toplamda 12 tane oluyor. Ben öreyim, siz de örün.
Sonuncu çiçeğimi de birleştirdim. İlk trabzanımın içine ipimi sabitliyorum. Ve burada ipimi kestim. Şimdi sırada puf çiçeğimizi modelimize dikmek var. Bunu bir ayarlayalım üstüne. Ben böyle bir lif ipinden iğnemi, ipliğimi taktım lif ipine. Şimdi ayarlayıp şu tam orta noktayı bir ayarlayayım. Bakın şöyle puf çiçeğinin altından iğnemi taktım. Fazla derine gitmedi. Yani alt sıra şunun şuradaki modelimizin yani şöyle alt sıraya geçmeden, şuraya geçmeden aralardan modelimizi, örgümüzü tutturuyoruz. Dilerseniz üzerini ince ile süsleyin. İsterseniz sade, siz bilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi böyle her puf çiçeğinin arasından geçip bütün çiçeklerimizi bir dikelim. Şimdi incilerle süsleyeceğim. Ben bu büyüklükte inci kullanıyorum. Tekrar ipimi taktım iğneme. Hemen buradan incimi iğneden geçirdim. Bakın. Uzun bir video çekmek istiyorum. Modellerimi nasıl diktiğimle ilgili. Videonun çünkü süresini uzatmak istemediğimiz için hep kısa kesmek zorunda kalıyoruz. Normalde ben bunu mesela böyle değil, biraz daha, bir iki defa daha fazla giderek dikiyorum. Kısa olması için mecburen böyle yapıyorum. Sizler de sıranın sonuna kadar bütün incilerinizi benim gibi modelimizi dikin, süsleyin. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Beğen, paylaş tuşuna basıp videolarıma yönlendirirseniz daha fazla insanın kanalımdan haberdar olmasını sağlarsınız. Videolarımın devamlılığı için yardımlarınızı minnetle karşılıyorum. Ben bütün incilerimi dikip en son halini göstereyim. Ben bir incilerimi dikmeyi bitirdim. Gördüğünüz gibi çok hoş bir model oldu. Tam bohçalara layık, gelin bohçalarına layık bir model oldu. Bu vesileyle tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Videolarımın devamlılığı için çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Yepyeni bir videoda buluşmak üzere. İyi günler.